Merhaba sevgili terazi burçları, ben Ayça. Yine yeni bir kahve falı kapattım ve yeni bir falla karşınızdayım. Hemen şöyle falın sonuna sakladığım bir adet katina kartım var. Onu da izlersiniz, beni çok mutlu edersiniz diyerek hemen kahve falınıza bakmaya başlıyorum. Bakalım neler var. Yani biraz da aslında özenerek kapattığım bir kahve falıydı. Hadi dedim, biraz daha karamelli Türk kahvemden talveleri koyayım ki bol bol çıksın, terazilerde izlesin. Evet, hemen burada telvelere geçtiğimde ilk olarak bir R harfi dikkatimi çekti sevgili terazi burçları. R harfi adında ya da soyadında biri olan varsa onu temsil ediyor olabilir. Bir de A harfi olabilir diye hissettim ben. Şimdi hemen burada sizin için baktığımda bazı yarım kalmışlıklar olabileceğini görüyorum. Bunlar nasıl yarım kalmışlıklar diyeceksiniz mesela. Yani şöyle yarım kalmışlıklar. Burada mesela hani birini şöyle kucağına almış ve yukarıya doğru kaldıran bir insan simgesi olduğunu gördüm. Ama sanki böyle onu bırakıyor olarak gözüküyor. Yani bir şeyler gerçekten çok mutlu gitmiş, yoğun gitmiş, sizi mutlu etmiş olabilir. Özel hayatlarınızda, aşk ya da evlilik hayatlarınızda ya da varsa flörtünüz falan işte. Ama burada onu bırakması yarım kalmışlıkları simgeliyor. Yani o duyguları tam böyle sanki doya doya yaşayamamışsınız. Bir de ördek görüyorum. Yüzen bir ördek. Ördek de normalde tabii ki de sevimli bir canlı olduğu için sevinci mutluluğu gösterir. Yani konuşacağınız yine bir takım şeyler var. Çaba, emek de harcadığınızı görüyorum. Ama biraz da olmuyorsa zorlamayı bırakıp kendi hayatınıza şekillenecek bazı durumlara doğru ilerleyecek çıkmışsınız mutlaka. Evet, yani iki telveleri bol tutmuşum. Çünkü gerçekten telveleriniz bol bir şekilde çıkmış. Bir de ne görüyorum? Böyle beyaz kazaklı, ondan sonra montlu bir insan olduğunu görüyorum. Böyle dışarıya çıkıyor olarak gözüküyor. Özellikle bugünlerde nerede yaşıyorsanız artık biraz soğuk bir hava olduğunu, estiğini görüyorum. Yani düşüncelerine baktığımda bir memnuniyet hali var ama terazi aslında tabii Venüs yönetiminde olduğu için böyle hayatında her şeyin ışıl ışıl olmasını ister, ona benzer bir görüntü var. Biraz ne yapsam hissiyatı var, hayatı için olabilir, yine sevdikleri için olabilir. Onları düşündüğünü görüyorum. Burada da kendisinin bunu başaracağını düşünüyorum mutlaka. Bazı mesela misafirleriniz yine gelebilir size diyorum. Topuklu bir ayakkabı gördüm. Yükselişi gösteriyor. Yani hayatınızda böyle aslında istediğiniz bir takım şeyler var. Bazen çok yüksek istekler de oluyor. Yukarıya doğru uzanmaya çalışan biri olduğunu görüyorum. Sanki kırmızı bir çiçek almak istiyor. Topuklu ayakkabıyla ona ulaşabiliyor. Bir de bu topuklu ayakkabının üzerinde böyle hani nereden alındığı belirtilen bir etiket olur ya, ona benzer bir etiket olduğunu görüyorum ama bu etiket farklı bir etiket olarak çıkmış. O yüzden yani aslında bence insan hayatında her zaman orijinal olmalı, farklı olmalı. Burada da ona benzer bir görüntü var. Bir şeyleri de yapacaksanız, eğer bu yükselişi de yaşayacaksanız, bence onu kendinize has ve orijinal bir şekilde yapacaksınız. Çünkü o etiket dediğim gibi böyle en marka, Beymenmiş, Pull&Bear'miş falan onlardan bile değil. Ya evet, burada ben hayatınızda bir takım şeylerin şekilleneceğini görüyorum diyerek hemen tabağınıza geçelim. Bakalım tabağınızda
Neler var sevgili teraziler? Evet, bir akarsu. Akarsunun da böyle ayrılmış yeri ve şöyle akan bir parçası. Bu da tabii ki hayatınızda güzellikleri gösteriyor. Bence terazi de bir insanın hayatına mutlaka güzellik katar. O yüzden terazinin insanın hayatında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben Aslan burcuyum. Ve bir terazi mesela hayatımda olduğunda gerçekten mesela nazik olduğu için böyle hareketleri, tavırları beni çekebiliyor, beni anlayabiliyor yani. O yüzden belki başka bir burç bunu yapmaz ama terazi bunu yapıyor. Ve burada yani dediğim gibi o akarsu genel olarak hayata dağılacak güzellikleri, böyle gelecek güzellikleri gösteriyor ve aynı gerçekten bir hediye gibi geliyor 2024 yılında sizler için. Burada da tabii ki ben yani dediğim gibi hayatınızda şekillenecek bir takım kısmetleri gördüm. Yine mesela o montlu insan olsun, ben mutlu olacağınızı düşünüyorum. Bir önceki baktığım fal da çok güzeldi. 2024'e girince biraz böyle evrene uyumlanma biraz değişmiş olabilir ama yine bunun da güzel olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım diyorum. Hepinize hayatınızda hayırlar diliyorum diyerek gelelim. Size için çektiğim Katina kartına Zümrüt kartı geldi. Zümrüt kartı da tabii Zümrüt zaten değerli bir kart. Ve burada Zümrüt kartının gelmesi ışıldamayı gösterir. Böyle yeşil yeşil parlar. Bu taş bence zaten değerli, kıymetli bir taştır ve çok da yakıştırıyorum. Mesela kadınlara yine kolye olarak, küpe olarak, bileklik, yüzük, her şey olarak bence çok yakışıyor. O yüzden varsa imkanınız bunu alın ve üzerinizde taşıyın derim. Çünkü koruyucu da bir etkisi vardır. Beni izleyen ondan sonra böyle küçükler, büyükler varsa onları da tabii ki sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hepinize dediğim gibi hayatınızda açılan kısmetler ve bolluklar diliyorum. Evet, ben Ayşe, geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka falarla görüşmek dileğiyle.